Kimi insan uzun yılların sonunda doğduğu topraklara dönmek ister. Geçmişine, çocukluğuna ve anılarına döner gibi ve doğup büyüdüğü sokaklara, arkadaşlarına borç ödemek ve selam durmaktır amaç. İnsan geçmişiyle buluştuğunda hikayelerini, anılarını hatırlar ve saçar ortalığa. Zaten insan dediğin yol ve hikayeden ibaret değil midir? Bu kez yolculuğumuz Ardağ'ın püskürtüğü lavların tam da bittiği noktada kurulu, kendi deminde yeşerip solan, doğal dokusunu yitirmemiş, şirin mi şirin bir köy. Köyün adı Melekli. Aslının can damarsan, köklü tarihimin sen aynasısan, yiğit Oğuz hanın öz diyarsan, Orta Asya mirasısan Melekli, Orta Asya mirasısan Melekli. Ağrıdağın gölgesinde, ruhun arka bahçesinde, Oğuz tutsak lehçesinde, danışırsan öz melek. Adını Selçuklu hükümdarı Melikşah'tan alan ve son zamanlar turizmde adından sıkça bahsedilen bu köy, Iğdır merkeze sadece 4 kilometre uzaklıkta. Ardağ'ın püskürtüğü lavların bitiminde kurulu bu köyde, gezilip görülecek birçok farklı nokta vardır. Tarihi Kültepe, Kasımtığı Seyir Tepesi, Yontma Taş Devri'nden kalma mağaralar, Ata Ocağı Kültür Sanat Evi, Sanat Sokağı, Nuh'un İzinde Yürüyüş Parkuru, Zümrüt'ü Anka Yürüyüş Parkuru, İrem Bağları, Kültepe'den Ardağ'a uzanan Eski İpek Yolu, Koçbaşlı Mezar Taşları, bunlardan sadece birkaç tanesi. Köydeki at çiftliği, aile mesire bağı ve tarihi Çaybaşı Cami Kütüphanesini de unutmamak lazım. Bu köy aynı zamanda İrevan Hanlığı'nın kurucularından olan birçok kabileye de ev sahipliği yapmaktadır. Köy meydanına indiğinizde yüzlerce bisikleti bir arada görmeniz sizleri şaşırtmasın. Çünkü burası bisikletin ve atların en çok ulaşım aracı olarak kullanıldığı bir köy. Köyün sokaklarında ilerledikçe Aras Nehri'nden kopup gelen küçük su kanalları ve toprak kerpiçten yapılmış tarih kokan balahana evler, rengarenk duvarlar, ahşap kapılar, kara koyunu ve ak koyunudan kalma koçbaşı mezar taşları adeta sizi günümüz dünyasından soyutlayarak geçmişe taşıyor. Büyük ve kalabalık şehirlerde gökdelenler arasında kaybolan insanlar bu köye geldiklerinde binalardan çok insanların ön planda olduğunu görecek ve misafir oldukları her evin baş köşesinde "Nerede o eski insanlar?" dediklerinde o insanların tam da karşılarında oturduklarını göreceklerdir. Köy aslında daha önceleri pek bilinmiyormuş. 2012 yılında köyde yapılan görkemli bir Nevruz Festivali ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. Doğal köy ürünlerinin yanı sıra gönüllü çevre dostları tarafından İrem Bağları'nda yapılan doğa yürüyüşleri, Ölüler Bayramı etkinliği, Ata Ocağı, Sanat Sokağı gibi çalışmalarla ünlenerek ziyaretçi akınına uğramaya başlamış, Orta Asya kültürünün en derinlemesine yaşatıldığı tipik Kafkasya modeli bir köy. Ardağ'ın eteğinde kurulu bu mistik köyün sokaklarını dolaştığınızda her evin veya yapının temelinde muhakkak Ardağ'dan kopartılıp getirilen bir taşın olduğunu göreceksiniz. Yöredeki inanışa göre yeni bir ev kurulduğunda bu evin temeline Ardağ'dan bir taş konulursa o ocağın Ardağ gibi sonsuza dek tüteceğine inanılmaktadır. Sırtını Ardağ'a yaslayan bu köyün insanları da tıpkı Ardağ gibi kendinden emin ve vakarlı. Yöre halkınca Nuh'un fideleriyle yeşeren köy olarak da adlandırılan Melekli, adeta Iğdır'ın doğal meyve ve sebze ambarı durumunda.
Yöresel inanışa göre tufan sonrası Hazreti Nuh'un ilk tohum fidesini bu köyde bulunan İrem bağlarına diktiğine inanılmaktadır. Hatta bağmancılık kültürünün de bu köyden Iğdır geneline yayıldığını söyleyenler var. Doğal köy ürünlerinin yanı sıra Nevruz şenlikleri, Ölüler Bayramı gibi birçok etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Görsel şölen İrem bağları. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı güzellikler sunan Melekli Köyü'ndeki İrem bağları, doğal güzellikleri ve yaban hayatı ile Doğu Anadolu bölgesinin en yeşil ve en gözde yerlerinin başında geliyor. Ardağından çıkan lavlar sonucu çölleşen bölgede onlarca farklı bitki türü ve ağaçlardan oluşan İrem bağları volkanik bir coğrafyanın ortasında adeta bir vahayı andırıyor. Yöre halkınca Nuh'un gemisinin Ardağ'ında karaya oturması sonucu buradan karaya çıkan insanların tekrar çoğalmaya başlayıp İrem bağlarının yanı başında bulunan Kültepe'den dünyaya yayıldığına inanılmaktadır. Doğal güzellikleriyle gündemden düşmeyen, adeta bir yağmur ormanlarını andıran İrem bağlarından baktığınızda Ardağ'ın dümdüz bir ovadan gökyüzüne yükseldiğini göreceksiniz. Ardağ'ın en görkemli resimlerini buradan yakalamanız mümkün.